Bizim pek şiirlerini bilmediğimiz ama edebiyat tarihini okurken ismine rast geldiğimiz Şeyyad Hamza diye bir şair var. Özellikle klasik edebiyatta ilk şiir vermiş, eser vermiş şairler arasında ismi zikredilir. Aslında bu dönemde Hoca Dehani gibi, Aşık Paşa gibi, Yunus Emre Hazretleri gibi, Gülşehri gibi, Şeyyad Hamza gibi kimselerin, şairlerin, metinlerin içine girdiğimizde hepsinin bir Allah dostu olduğunu, insanlara nasihat ettiğini görürüz. Şeyhat Hamza Hazretleri de günümüze ulaşmış bir şiirinde bakın bize nasıl nasihat ediyor. Ol köy benim, bu şar benim, bu bahçe bu gülzar benim. Şimdi seni yere koyar, o kadiri künfeye kün diyor. Şeyhat Hamza Hazretleri burada ne nasihat etmiş, bize ne anlatmış? Şimdi insanoğlunun dünyada güzel ahlakı vardır, bir de kötü ahlaka meyleden tarafları vardır. Fahri Kanat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim demiştir. Çünkü insanoğlu eğer dikkat etmezse günden güne kötü ahlak böyle bir sarmaşık, zararlı otlar bir bahçeyi sardığı gibi kötü ahlak da onu ne yapar? Sarar ve o güzellikler, güller meyveler görünmez hale gelir. Nefes alamaz olur. İşte insanoğlunun dünyada saran kötü e, ahlaklardan birisi de tuğli emeldir. Tuğli emel bu dünyada hep kalacağını zannetmek, dünyanın kendisine kalacağını zannetmek, bu dünyada çok yaşayacağını zannetmek oysa dünya e, kimseye kalmadı. Bu tuğli emel kötü ahlaktır. Tuğli emelin karşısındaki güzel ahlak ise zikrül mevt'tir. Yani ölümü anmak. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lezzetleri yok eden, lezzetleri yıkıp götüren, bitiren ölümü çok anınız diyor. O yüzden ölümü mesela bir hastalık başımıza geldiğinde, bir afet başımıza geldiğinde, bir yakınımız öldüğünde hemen dünya lezzetleri tadını yitiriverir. O yüzden Allah dostları ölmeden önce ölünüz hikmetine varabilmek için ölümü çok hatırlatmışlar. Çünkü ölüm hatırlanınca nefis biraz adam olur bu dünyanın kendisine kalmayacağını bilir. İşte Allah dostları bize böyle nasihat ediyorlar. Bir de tuğli emel fikrine nasıl girer kişi? Mal ile aldanır. Der ki o köy benim, bu şehir benim, işte bu bahçe benim, bu gülzar benim, bu dükkan benim, bütün bunlar benim ben kazandım der. Ve dolayısıyla Karun gibi kendi nefsini aldatır. Ama ölümü düşünürse öldüren ve dirilten bir Allah'ın olduğunu bilir. Kadir mutlak olan bir Allah'ın olduğunu bilir. Dünyayı yoktan var eden, Adem'den var eden bir Cenabı Mevla'nın olduğunu bilir. Onun sıfatlarının tecellisini tefekkür eder ve o zaman dünyada kötü ahlaktan bir bir sıyrılır. Tuli emel unutulursa o zaman Allah'a dönüş başlar. Yani tövbe eder, pişman olur, kulluk eder. Tevazu sahibi olur, kibirden kurtulur. İşte o yüzden Allah dostlarının şiirlerini birer sohbet gibi okumak lazım ve bu sohbetlerde bize ne nasihat ettiklerini de bilmek lazım. Şeyi adı Hamza Hazretleri de Kudüs'e sırruhu bize böyle nasihat ediyor. Gelin bir daha okuyalım bu şiiri. Hatta bu e, bu tür şiirleri eskiden evlerimizin köşelerine asarlardı. İşte şöyle serlevha yaparlardı, asarlardı ve bu her an okunabilsin, hatırlanabilsin, dillere pelekten olsun diye. Ne diyordu işte da Hamza Hazretleri? Ol köy benim, bu şar benim, bu bahçe bu gülzar benim. Şimdi seni yere koyar, ol kadiri künfeye